Zeynep. Zeynep. Bu bende kaldı. Ay hayatımı kurtardın. Altı ay. Ha? Altı ay yeter mi? Yani uçakta biraz daha zamanım olmasını isterdim dedin ya. Evet, hani bu durumu, çocuk durumunu açıklayabilmek için onu diyorum. Ne yapacağım, zamanı mı durduracağım? Yok yani benim de seninkine benzer bir durumum var. Yani benim de zamana ihtiyacım var. Hani belki ne bileyim birbirimize yardımcı oluruz diye düşündüm. Ben anlamadım yani nasıl bir yardımdan bahsediyorsun? İşte şey, karım olur musun? Yavaş. Sen de uçakta çok mu içtin ya biz mesela beleş içkiyi bulunca? Ha? Yok yok yanlış anladın sen yani... Benim bir an önce biriyle evlenmem gerekiyor. Git evlen, bir sürü televizyon programı var, evlendiriyorlar milleti. Yok öyle de değil yani ailem beni biriyle zorla evlendirmek istiyor. Şikayetlisiniz. Kerttiler beni yani bu evliliği ertelemem için benim bir bahane bulmam şart. Senin de zamana ihtiyacın var. Hani biz ikimiz bir eş olarak görünürsek kesin ertelenir diye düşünüyorum. Sonra ne olacak? Sonra düşünürüz. Hem bak ben varlıklı bir aileden geliyorum. Yani istersen para da verebilirim sana. Sen beni ne zannettin ya? Ben hayat kadını mıyım? Gerizekalı parası varmış. Ya olsun lan. Kusura bakma, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Ya Zeynep, eşeklik yapmaktan Zeynep, vazgeç tamam. Ya da özür dileme. Tamam, tamam. Dur çünkü ikisi bir arada hiç inandırıcı durmuyor. Of ağırlaştı bu. Zeynep bak, ben yıllardır kaçıyorum. Yani Amerika'ya gittim. Sırf istediğim, tercih ettiğim hayatı yaşamak için. Ama artık kaçacak yerim de kalmadı. Yani işte sen bu durumunu anlatınca ne bileyim belki mantıklı bir teklif olabilir diye düşünmüştüm. Ne diyorsun? Sen şey misin? Ne? Şey. Ha yok. Yok yok. Yok öyle öyle değil. Ya tercih ettiğim hayat falan deyince öyle sandım. Hay yok yani şey ben o anlamda dememiştim. Öyle değil yani. Peki. Nasıl? Ama bir şartım var. Tamam. Sen nasıl beni ailene karın olarak göstereceksen ben de seni aileme çocuğumun babası olarak göstereceğim. Okey? Okey, okey. Sen yeter ki evet de. Tamam. Ne olur bak çok çaresiz. Baba. Önce hangimizin evine gidelim? Önce sana gidelim. Gel babacığım. Şunu bana ver çünkü çok tamam. Ağır. Abla! Zeynep abla buradayım. O kim lan? Hani tek gelecektin? Pardon, hesap alabilir miyim bak? Ha, şoför burada. Şoför mü? Ne şoförün mü var? Yani babamın. Hoş geldiniz Fatih. Çabuk, Mustafa kapıyı aç. Tamam, gidebiliriz. Taksi! Bu ne ya? Ne
Yuh anasını. Pardon. Ne diyeceğiz bu deli adama ya? Buyurun. Dönel. Şöyle yapalım o zaman. Sen burada bekle. Ben bir önden gideyim. Bizimkilere durumu falan açıklayayım. İşte ne bileyim. Sonra sen gelirsin. Tamam mı? Tamam tamam. Bol şans. Vay be. İçi de güzelmiş. Vay be. Karşılamaya bak. Evine hoş geldin oğlum. Fatihciğim. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Ah canım yakışıklı oğlum benim. Vallahi bakmalara doyamıyorum. Biraz da ben bakabilir miyim? Hoş geldin Fatih. Dönme çok mutluyum. Artık hep beraber olacağız, tamam mı? Fatih ki beraber olacaksınız. Aa Fatihciğim, bak kayınvalidenle kayınpederin de seni karşılamaya gelmişler. Sağ olsunlar. Zahmet etmişsiniz. Döndüğüne sevindik evlat ya. Bir an böyle kaçtığından şüphelenmeye başlamıştı. Ay, hoş geldin Fatihciğim. Sen Talat amcanın kusuruna bakma. O sabah yediği vodka omletin etkisinde hala. Ne yani? Ben bir an önce evlenmelerini istiyorum, o kadar. Kaç yaşına geldi ikisi de artık? Ay biz de çok istiyoruz Talat Bey. İnşallah bu yaza evlendireceğiz değil mi Fatih? Babaanne nerede? Fatih, ya pardon bölüyorum ama benim acilen çocuğun altını değiştirmem lazım. Çünkü artık kendi kokusundan zehirledi. Herkese de merhaba. Ben şöyle şurada... şurada değiştiririm. Teşekkürler. Gel bakalım aşkım. Gel benim yakışıklı oğlum. Gel benim güzel oğlum. Anneciğim, kakalar mı yaptırsak? Tamam, ay tamam. Böyle yatırınca hemen ağlıyor. Bunun bir çaresi var. Şu reklama bayılıyor. Ben o reklamı açıyorum. Hemen susuyor sonra. Şöyle... siz susarsanız şöyle, o çok sever. Aslında normalde sık yapmaz bu kadar ama yani tabii uçakta Fatih ona başka bir süt verince midesi bozuldu oğlum. Ben de tabii uyuyakaldığım için ona kaldı. Evet bakalım. Normalde aslında uyumam bu kadar ama aşkım bakalım neler yapmışsın. Oo oğlum. Anneciğim niye böyle şeyler yapıyorsun? Şunu alalım. Şunu bir tutar mısın? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Altını değiştirelim. Pantolonunu takalım. Ben senin kakanı yerim, kakanı. Ben senin poponu yerim, poponu. Kakanı kurban olsun herkes senin. Oğlum. Aşkım. Şunu takalım. Ay o sizde kaldı pardon. Fatih tuvalet nerede? Fatih? Kim bu kadın? Bu bebeğin annesi. Peki bu bebeğin babası kim? Baba. Efendim oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.